Ve tüm sevda bir kalbin kuvvet ve kuvveti, her şeye kadir bir Rahim-i Kerim'in kapısını niyaz ile çalmakla elde edilebilir. Kapısını çalmak. Demek namaz neymiş? Ey yerlerin göklerin sahibi! Ey benim bütün elemlerimi ortadan kaldırmaya gücü olan varlık! Ey benim bütün arzularım yerine ancak sen getirebilecek olan kudret! Senin kapına geldim. Şu saati kapını çalma saati yap. Kapını çalma saati yapmışsın. Kapını çalma saati yapmışsın. Öğlen namazı. Öğlen namazı vakti Allah kapısını zilini devreye sokuyor. Kapının zili devreye giriyor. Kapının tokmağı devreye giriyor. O saatte onu çaldın mı kapı sana açılıyor, cevap veriyor. Kapısını çalmak. Namaz bütün bunları sana verebilecek olan, elemlerinden kurtaracak, arzularını yerine getirebilecek olan yegane kudretin kapısını çalıyorsun. Usulü buymuş demek ki. Namazla. Usulü namazla çalmak. Sazdan olmuyor, davuldan olmuyor, mızıkayla olmuyor. Namazla. Niyet, sonra iftida tekbiri. Kıyam, kıraat, rükû, sücûd, kadeh-i ahirde teşehhüd miktarı oturma. Bununla oluyor. Demek ki namaz çok önemli. Kapıyı çalmak. O birisi, senin her şeyini yerine getirmeye kudreti olan birisi diyor ki, bu saatte kapımı çalarsan her şeyini yapmaya kadirim ben, yaparım. Söz veriyor. Ya bu dünyada ya ahirette. İlla cevap veriyor. İstemeyin. Uduni estecibler. Uduni estecibler. İsteyin verin. Böyle diyor. Saatini de koymuş. Öğlen namazı olunca Allahu Ekber deyin. Kapımı dönmüş olursunuz. Hemen cevabınızı alırsınız. Ne kadar yazık değil mi o namazı kılmıyor. O namazı kılmamak ne kadar yanlış bir şey değil mi? Ne kadar büyük bir hasaret. Ne kadar büyük bir hasaret. Ancak kapısını dövmekle, evet tekrar okurayım. Nihayetsiz teessürat ve elemlere maruz ve müptela ve nihayetsiz telezzüzata ve emellere meftun ve pür sevda bir kalbin kut ve kuvveti, her şeye kadir bir Rahim Kerim'in kapısını niyaz ile çalmak elde edilebilir. Kapısını çalmak. Ne diyor Üstad Hazretleri? Ey Rabbi Rahim! Bir sarayın kapısını o sarayda bilinen bir sesle çalınca o sarayın kapısının açıldığı gibi senin ihtiyaç kapını da makbul ibadın olan, makbul kulun olan Üveysel Karani'nin sadasıyla çalıyor. Üveysel Karani'nin sadasıyla çalıyor. Risale-i Nur Hakim isminin tesiriyle yazıldığı için bütün parçaları birbirinin imdadına koşan bir eserdir. Bütün parçalarını bir parçayla izah edebilir. Demek ki Allahu Ekber, Allahu Alem o kapıda Hacerül Esved'dir. Hacerül Esved. Bir bankanın kasa dairesinin şifresi ne oluyor? Bazen göz oluyor. Bazen el oluyor. Bazen yüz oluyor. Öyle mi? O gördüğü zaman kapısı görüyor. Biz de şimdi mesafe mefhumu yok, yok. Mesafe mefhumu yok. Bize göre orası 3000 kilometre şimdi. Bize göre 3000 kilometre. Alem içerisinde keşke bir elma kadar olsa. Ne elması? Mikrop kadar bir şey. Yeryüzü dediğimiz. Ufacık bir şey. Şimdi biz dünyanın neresinde olursa olsun
şifreyi veriyoruz Hacer Mesud'e. Bu el, bu el 6,5 milyar insan hiçbirisinde yoktur. Var mıdır bu çizgiler? Yok. Yoktur. Yeryüzüne gelmiş 650 milyar insanda da yoktur. Bundan sonra gelecek güzel 650 milyar insanda da yoktur. Tek bir bu. Damga vurmuş Allah. Herkesin eli de eşittir. İşte sen böyle Hacer-ül Esved'e elin gösterip Allahu Ekber dediğin zaman Hacer-ül Esved'in sana ait olan rahmet kapısı açılıyor. Hacer-ül Esved'den sana rahmet kapısı açılıyor. Sen oradan Rabbinle muhatap hale geliyorsun, istediğini söylüyorsun. Namazın, niyazını kılıyorsun. İstediğini istiyorsun. Onun için ne diyor? Allah'tan isterken cimrilik yapmayın. Ne istiyorsan iste. Bol iste, çok iste be kardeşim ya, çok iste. Bizim Sadi babaannesi var. Şey, Hacı Halil Efendi çıkmış kürsüye, Allah gani rahmet etsin. Ya esiyor. Hacı baba, tepir sakallı, cimri. Yani onun önünde duran sakalların evi yıkıldı vaazlarda. Şimdi şeyde, Sadi Baba da son cemaat mahallinde, biz de oradayız. O işte malın bu kadar kıymeti yok, mülkün böyle kıymeti yok. Sadi Baba da orada, herkes duyacağı şekilde. Allah'ım diyor, bu kavat bilmiyor. Nasıl malın kıymeti yok? İşte paranın nasıl kıymeti yok? O orada öyle söylüyor, bu burada böyle söylüyor. Yani ikisi de yüksek sesle söylüyor. Neyse, cuma namazı, cuma şeyi, doğru bir insanlardı. Sadık Baba'nın yanında ben oturuyorum. Dedim, Sadık Baba sen Allah'tan ne istiyorsun? Dedi, bir Mercedes araba istiyorum. Dedim, rengin ne olsun? Ne olursa olsun, olmaz dedim. Sen Allah'tan istiyorsun. Ne istiyorsan onu söyle. Dedi, ceviz yeşil olsun. Ey Allah'ım dedim, burada bir ahlaksız, terbiyesiz bir kurun var. Bu senden bir Mercedes diyor ama ceviz rengi olsun. Allah'ım sen buna bir ceviz rengi Mercedes ver de bunu ağzı kapansın. Böyle bir latife. Allah'tan istedin mi? En iyisini iste. Çünkü veriyor. Çünkü veriyor. Eğer burada vermiyorsa bir hikmeti var. Ya o mal seni azdıracaktır, Allah'tan uzaklaştıracaktır. Ya o mal sana bela olacaktır, dünyada çektirecektir. Eğer veriyorsa hayırlısıyla verir, hem cömertçe harcarsın, hem kendin istifade edersin. Verdiği de hikmetlidir, vermediği de hikmetlidir. Bize düşen nedir? İstemektir, duadır. Demek ki namaz yalnız aklın, fikrin istifade ettiği bir şey değil, insanın ebedi arzularının karşılık bulduğu bir yerdir. Rahmet kapısının çalındığı bir zamandır. Hacer-ül Esved'den sana ait olan kapı açılır. Elin gösterdiği mi o şifre, o kasa, o kapı açılıyor. Tekbirde böyle anlıyor ya, Allahu Ekber. Bu Hacer-ül Esved'e gösteriyorsun. Biz tavaf ederken ne yapıyoruz? Hacer-ül Esved'in karşına gelsin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber. Velillahilham. Böyle gösteriyoruz. Tanıtıyoruz. Ondan sonra dünyanın neresinde olursa olsun oraya gitmeye lüzum yok. Sen elin böyle Hacer-ül Esved'e döndürdün mü resmini alıyor seni. Sana ait bir kapı açılıyor. O kapıdan Allah'ına münacatta bulunuyorsun. Namaz bu kadar önemli.